Arkadaşlar merhabalar bu videomda 0 geometri kampının 10. haftasının 5. videosundayız. Eşkenar dörtgene başlıyoruz ve bir videoda eşkenar dörtgeni bitiriyoruz. Sayfa numarası 137, 138 ve 139'u işleyeceğiz bu videoda. Hadi bakalım. Bu haftanın son dersine başlayalım. Eşkenar dörtgen bütün kenarları birbirine eşit olan paralel kenara eşkenar dörtgen adını veriyoruz. Arkadaşlar neymiş? Parayay kenarının özel bir haliymiş. Dolayısıyla ne olacak? Parayay kenarının tüm özelliklerini ne yapar? Taşır. Köşegenler birbirini ortalıyor değil mi? Evet. Şurada eşkenar dörtgen çizilmiş. Şu kenar uzunlukları birbirine eşit. Bütün kenarları eşit olan paraya kenar. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Ve paralel olan bir dörtgen oldu arkadaşlar. Şu açı ortaylar yokmuş gibi düşünün. 90 derecede yokmuş gibi düşünün. Şimdi gerekli işlemleri e, ee, bunların açı ortay ve 90 derece kestiğini biz kendimiz gösterelim. Nasıl mı? Madem paraya kenar paraya kenar özelliklerini taşıyacak. Şunlar birbirini ortalıyor köşegenler. Şu da birbirine eşit. E şimdi şuraya bakacak olursanız hocam bu ikiz kenar üçgende. Bak dikkat et şuradaki ikiz kenar üçgene dikkat et şimdi. Bu ikiz kenar üçgende çizilen kenar ortay aynı zamanda yüksekliktir. Yani 90 derecedir aynı zamanda açı ortaydır. E ne çıktı? Köşegen açı ortay. Aynı şey şu ikiz kenarda da geçerli. İkiz kenarda çizilen yükseklik kenar ortay. Bu da açı ortay diyebiliriz. Aynı şey şu ikiz kenarda da geçerli. İkiz kenarda çizilen yükseklik hem açı ortaydır hem de kenar ortaydır. Bakın ne oldu? Köşegenler dik kesti. Yani köşegenler birbirine dik keser. Köşegenler birbirini ortalar. Ve köşegenler aynı zamanda nedir? Açı ortaydır. Burada en önemlilerinden biri nedir? Köşegenlerin birbirine dik kesmesi. Köşegenlerin dik kesen Dört, dörtgenler böyle kaç tane biliyor musunuz? Üç tane. Bir tanesi bu eşkenar dörtgen. Bir tanesi deltoid bir tanesi de kare. Köşegenlerin dik geçmesi özel bir durumdur. Köşegenleri dik kesen dörtgenlerde bir köşegen köşegen çizilmişse diğer köşegeni de çizmek en mantıklı harekettir. Çünkü hem alan bulmada hem de uzunluk bulmada çok işimize yarıyor. Hatta köşegenler dik geçtiği için alan da aynı zamanda köşegenler çarpımının yarısına eşittir. Çünkü herhangi bir dörtgende alan Köşegenler çarpımının yarısı şeklindeydi. Ama köşegenler dik kesirse. Dik kestiği için alan da AC çarpı d bölü 2 diyebiliriz arkadaşlar. Evet burada kısaca en önemli şeylerden biri köşegenlerin dik kesmesi. Bir köşegen çizilmişse diğer köşegen çizelim. Zaten bunu çizince x kenarda çizilen yükseklik konumda olduğu için açı ortaylığı falan da söyleyebiliriz. Köşegenler açı ortay ve dik kesişir. Bu, bu kadar arkadaşlar. Tanımı bu. Ee, biz nasıl ki paraya kenardaki özellikleri taşıdığını da söyledik ya burada. E burada paraya kenardaki bütün özellikler bunun için de geçerlidir ama paraya kenarda genelde ne yapmıştık? Üçgen bilgisiyle sonuca ulaşmıştık. Eşkenar dörtgende de öyle ama köşegenlerin dik kesmesi aklımızın bir kenarında bulunacak. Evet örnek bir de bakalım. ABC'de eşkenar dörtgen CE ile AB birbirine eşit verilmiş. Arkadaşım CE uzunluğu şurası ve AB uzunluğu şurası. Şunlar birbirine eşit. Eşkenar dörtgenden dolayı şunlar birbirine eşit mi? Eşit. E hocam burası 100 ise burası 180'e tamamlayan açısı 80 derece yapar. 80 80 x kenardan dolayı 80 80 160'dan burası 20 yapar. Hocam burası 100 ise karşısı da 100 değil midir? Evet burası da 80 yaptı. Ya da z'den dolayı 80 yaptı diyebiliriz. A hocam eşitleri yazınca burada da bir ikizkenar üçgen çıktı. Tepe açısı 80 derece ise 180'den 80 çıkart 100. 2'ye böl 50 50 yaptı burası. E şurada kaç kaç derece olmalı arkadaşım? 80. Çünkü 100'ün cye tamamlayalım. 100'ün 180'e tamamlayana. Yani x artı 50 eşittir 80 ise x'i böylelikle 30 derece olarak buluruz. Örnek 1 30 çıktı. Geldik örnek 2'ye. ABC eşkenar dörtgen AE ile DC birbirine eşit verilmiş. Hmm. AE ile DC. E eşkenar dörtgen eşitleri yaz. Bak ne çıktı burada? X kenar üçgen çıktı. 80 ise burada kaçta 80? 80, 80, 160'dan buraya 20 kaldı. Hocam şu açının tamamı kaç derece? 110. E bu 180'e tamamlayan açısıdır 70'tir. Hatta burası da 180'e tamamlayan açısı 70 derecedir. E hocam buraya 50 kaldı o zaman. 50 ise ikiz kenarlık var burada. Tepe açısı 50. 180'den 50 çıkart. 130. 2'ye böl. 65. 65 yaptı. E şuradaki açının tamamı da 110 olmayacak mı? Evet. X artı 65 eşittir 110 ise X'i böylelikle kaç buluruz? 45 derece olarak buluruz. Örnek 2 45 çıktı. Geldi örnek 3'e. Bir katlama var. Katlama sorularında ne yapıyorduk? Eski haline geri getiriyorduk. Evet çekle eski haline bir geri getirelim. Katlamalarda üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit. Üst üste binen açılar da birbirine eşit olacak. Yani x ken burası x. Hatta şuradaki açıyla da buradaki açı birbirine eşit o olacak. Hatta şu açıyla da şu açı da birbirine eşit diyebiliriz. Şimdi 20 derece verilmiş sadece bana. Bu 20 dereceyi kullanacağız arkadaşlar. Şimdi bu bir eşkenar dörtgen değil mi? Bak eşkenar dörtgenin bir kenarı çift çizgi oldu. Hocam burası da çift çizgi, burası da çift çizgi, burası da çift çizgi. A ne çıktı burada? Bir x kenar üçgen çıktı mı? Çıktı. Hocam öncelikle şunu söyleyebiliriz. Şöyle karşıtlı kenarlar birbirine paralel ya. Şöyle bir z kuralı var mı arkadaşlar? Şöyle bir z kuralı var burada. 2x'e burası da 2 x'tir. Burası da ne olacaktır? 2x olacaktır. Peki sonra bu 2x'i nasıl kullanacağız? O, burası 2 xken burası da 2x oldu mu? Karşılıklı açılar birbirine eşit. Evet. E hocam şu açıyla da şu açı birbirine eşit üst üste binen açılardan dolayı burası da 2x oldu. 2 4x artı 20 neye eşit? 4x artı 20 eşittir 180'e eşit. 4x buradan 160'a eşit oldu. X'i de böylelikle kaç bulduk? 40 derece olarak bulduk. Örnek 3 40 oldu. Geldi örnek 4'e. Eşkenar dörtgen ve eşkenar üçgen verilmiş hangisi? CBE eşkenar üçgen. Kardeşim eşkenar üçgense eşitlikleri şöyle bir gösterelim. Şu 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 eşit. Eşkenar dörtgenin bir kenarı çift çizgi. Çift çizgileri de yazalım şöyle. Aa ne çıktı burada eşitleri yazınca? Bak x kenar üçgen çıktı. E burası 100 ise burası nedir? 80. Hocam bu eşkenar üçgende 60. 60. Burada kaçın da tamamı 60. E buradaki açı kaç yaptı? 140 derece yaptı. Bak ikiz kenarın tepe açısı 140. 180'den 140 kaç? 40. 2'ye böl 20 20 yapar burası. E şu açın tamamı yani x artı 20 de 60 derece ya. X'i de böylelikle 40 derece olarak buluruz. Örnek 4 40 oldu. Geldik örnek 5'e. ABCD eşkenar dörtgen demiş ve BCD açısını 50 derece olarak vermiş. 50 ise burası da nedir arkadaşım? 50'dir. D doğrusu AB kenarının kenar orta dikmesi olmak üzere. AB kenarının kenar orta dikmesi. Ortadan dik. iki eş parçaya bölecek yani. Evet olmak üzere. AF üçgen EF boyunca katlandı. A noktası B üzerine geliyor. Evet gerçekten de katlamada üst üste gelen kenarlar birbirine eşit olacak ya. Ben böyle bir katlama yaptığım zaman hop A B'ye gelmek zorunda. Hatta üst üste binen açılar da birbirine eşit olmak zorunda. 50 ise hatta burası da 50 oldu. E, 6 ise burası da kaç oldu? 6 oldu. EBD açısı kaç derecedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Başka bir şey var mı burada? 6 ile ilgili bir işimiz var mı bizim? Yok galiba. Bizden ne e, B, EBD. E nerede? Burada. E, B, D. Hmm. Arkadaşım. O zaman E, B, D'yi şey yapalım. Şu 6 niye yazılmış anlamadım ama 6 ile ilgili işimiz yok arkadaşlar. Şunu çizecek olursak. Köşegen. E, B, D açısı isteniliyor bizden. Şuradaki açıya A açısı dersem. Arkadaş şuradaki açı A artı 50 mi yaptı? Evet. Köşegenler açı ortaya oluyordu. E burası A artı 50 ise burası da A artı 50 olmak zorunda. E buradaki açı 50 ise bu açın tamamında kaç olması lazım? 130 olması lazım. A artı 50 A artı 50 yani 2A artı 100 eşittir ne olması lazım? 2A artı 100'ün eşittir 130 olması lazım. 2A buradan 30 derece olur. Ve A da buradan kaç yapar? 15 yapar. Şuradaki 6'ya e, ekstradan yanlışla, sehpen, yanlış yazılmış arkadaşlar. Sehven yazılmış daha doğrusu. E, dolayısıyla onu silelim. 6 ile işimiz yokmuş bizim uzunlukla alakalı. E, bizden EBD isteniyordu. Çizdik. Köşegenler açı ortaydı. Şuraya A dersek A artı 50 A artı 50 oldu. Bizden de EBD yani A açısı isteniyor. Cevap böylelikle 15 oldu. Tamam. Evet örnek 5'i bulduk. Geldik örnek 6'ya. ABCD eşkenar dörtgen bir köşegen bu. Köşegenler dik kestiği için buradan çizilen aslında bunun devamlıdır arkadaşlar. Köşegen değil midir? Evet. E 9 15 ne üçgenin 9 12 15 üçgeni BD köşegeni nedir diye soruluyor bize. 12 iken burası da 12 değil midir? Evet. 9 12 15 nereden geldi bu arada? 3 4 5'in 3 katından geldi. BD köşegeninde 12 artı 12'den 24'e eşit oldu. Cevap 24 yaptı. Örnek altta. Geldik örnek 7'ye. Hocam açı ortaylar dik kesir demeye gerek yok. Çünkü köşegenler açı ortaydı ve dik kesirdi. Bunların devamı köşegen olmak zorunda. Yani burası da nokta ya nokta. Burası da çizgiye çizgi mi oldu arkadaşlar? Evet. Köşegenler dik kesir. A dik kesti. 90'dan çizilen kenar ortay oldu. Yani şurası eşit burası eşitse burası da eşit olmaz mı? Olur. Muhteşem üçten dolayı burası da 6 olur. EF uzunluğunu böylelikle 6 bulduk arkadaşlar. Cevap 6 oldu. Geldi örnek 8'e. Arkadaş köşegen çizilmiş. Köşegenler dik kestiği için köşegen çizmek gerçekten çok önemli. Diğer köşegeni çizelim. Köşegenler dik kesir ve birbirine ortalar. Şunlar birbirine eşit. 18'de iki eş parçaya bölecek. 9, 9. Buraya ne kaldı o zaman? 5. 5, 13. Ne üçgeni? 5, 12, 13'den. 12 yaptı burası. E burası da 12. Eşkenar dörtgen çevresi deniliyor. Arkadaşlar ne var burada? 9, 12. 3, 4, 5'in katından dolayı 15 üçgeninden 15 yapar. Burası çevrede o zaman 4 tane 15'ten olacak. 4 çarpı 15'ten cevap 60 yapar. Örnek 8. 60 oldu. Geldi örnek 9'a. Evet ne yapıyoruz? Diğer köşegeni biz çiziyoruz. Hop köşegeni çizdik. Köşegenler nasıl kesişir? Dik kesişir ve birbirini ortalar. 9, 9 oldu. Hocam şurada bir dik üçgen çıktı karşımıza. Bu dik üçgende Hatta öncelikli olarak şurada da bir dik üçgen var şöyle 9, 15 ne üçgeni 9, 12, 15 üçgenler 12 oldu. E burası 12. Şurası 16 dik üçgen var sarı üçgende 12, 16, 3, 4, 5'in 4 katından dolayı burası da 20 çıkar. Vallahi direkt söylüyoruz arkadaşlar ama bunları bilin diye söylemiştik 3, 4, 5'in 5 katına kadar bilin diye söylemiştik. Cevap 20 oldu 3, 4, 5'in 4 katından dolayı 12, 16, 20 üçgenler. Geldik örnek 10'a. Ne demiş örnek 10? ABCD eşkenar dörtgen ve EF ile AD birbirine paralel. EF ile AD birbirine paralel. Tamam paralelliği kullanacağız. Öncelikle şu eski haline şöyle bir geri açalım arkadaşlar. Evet şurası katlanmış. Burası katlanınca buraya denk gelmiş arkadaşlar. Evet. ABCD eşkenar 4 eşkenar ABCD eşkenar dörtgeni. Şurada dörtgeni yazacaktı eşkenar dörtgen yazılmış zaten burada. Biçimindeki kağıt EF boyunca kalan A noktası A üstü. D noktası da D üstü üzerine geliyor. Evet. Çevre ABCD 40. Çevre ABCD'nin 40 olması bir kenarın kaç olması anlamındadır? 10 olması anlamındadır. A üstü B'yi de vermiş bize. 3 olarak vermiş. Hocam burası 10 ya. Burası 7. O zaman buraya da 3 bu kaldı? 10 yapacağı için. Üstte binen kenarlar işte olacak ya. 10 ken burası da 10 olacak ya. Ondan dolayı. Eşkenar dörtgenden dolayı burası 17 oldu. Burada da şu katlamadan dolayı bu kenar buraya geldiğinden dolayı 10 oldu. Burası da 3 oldu. Peki çevre A üssü C, E, F. A üssü C, E, F isteniyor arkadaşlar bizden. Şimdi şunu da şu birbirine paralel. Paralel kenardan dolayı burası da 10 yapar mı? Yapar. Sonra bu kenar arkadaşlar bu kenarla alakalı bir şey söyleyebilir miyiz? Hadi bakalım söylemeye çalışalım. Öncelikli olarak burası alfayken Şurası alfayken. Burası da alfa mı? Evet. Katlamadan dolayı burası da alfa mı oldu? Aynen öyle. Sonra başka ne diyebiliriz burada? Üst üste binen açılar birbirine eşit. Ha, Şu açı buraya geldi. Bu açı da buraya geldi. Sonra 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 açılarla alakalı bir şey söyleyebilir miyiz? Şuradaki açılar da üst üste biniyor. Bir paralellik var mı arkadaşlar burada? Var tabii ki. Şöyle z'den dolayı burası da çizgi açısı mı? Evet. Hocam iki iç açın toplam bir dış açı olduğundan burası da çizgi açısı olmak zorunda. Evet buradan arkadaşlar. Ne yaptık? Şu üst üste binen açılar birbirine eşit. Çizgiye çizgi. Şöyle Z'den dolayı çizgi açısı yaptı. Sonra sen çizgiyle neyi toplarsan iki çizgi yapar? Çizgiyi. Yani burası da çizgi yaptı. Yani burada bir ikiz kenarlık çıktı. Şimdi sen böyle katlama yaptığın zaman şunlar birbirine eşit oldu. Ondan sonra şurada da ikiz kenarlıktan dolayı burası da eşit oldu. Olay bitti o zaman. Tamamı 10'du. Burası 5. 5. E o zaman burası da 5. Sonra burası 5 iken paraya kenardan dolayı burası da 5 oldu. Şimdi artık şuradaki dörtgenin çevresi istendi benden. A üstü C, E, F. A üstü C, E, F. 10, 5, 7, 5. 10, 5, 7 ve 5'in toplamı isteniyor. Cevap böylelikle ne yaptı? 27 yaptı. 10. soruda arkadaşlar. Güzel bir soru. Burada üst üste binen açıların işte olmasını ve paralelliği kullanınca şöyle Z'yi açılara yazınca ekstra bir X kenarlık çıktı. Gerçekten hoş bir soru. Geldik örnek 11'e. ABCD eşkenar dörtgen demiş. 3-6 demiş. Valla arkadaşlar bu köşegen çizilmiş. Diğer köşegeni de çizmeden önce şu açı ortay değil mi? Evet. Açı ortaylığı kullanabilirim şu üçgende. Hocam açı ortay. Açı ortayın bu tarafında bir 2'ye 1 oran var. Burada da 2'ye 1 oran olacak. 2'ye 1, 2'ye 1. Burası 2K'yken burası K olacak. Normalde 2K'nın karesi eşittir. K artı 3'ün karesi artı 6'nın karesi deriz. İşlem yaparız. İşlem işlem işlemle K'yı buluruz. Ama gerek var mı? Yok. Burası 10 mı acaba? 6 varken. 6, 8, 10. K yerine 5 yazarsak burası 8 oluyor. Burası 10 oluyor mu? Oluyor. Yani K'yı kaç bulduk böylelikle? 5 bulduk. Bizden eşkenar dörtgenin çevresi isteniyor. Bir kenarını 10 bulduk ya. Çevre de o zaman 10 çarpı 4'ten 40 yapar. Evet örnek 11 40 oldu. Ve geldik eşkenar dörtgenin alanına. Arkadaşlar eşkenar dörtgenin alanı tamam taban çarpı tabana ait yüksekliktir. A çarpı aşağıdır. E hocam taban burası A iken yükseklik aşağı diyecek olursam bak burası da A iken A tabanına ait yüksekliğin de yani taban çarpı A çarpı burası da A ya, eşkenar dörtgenden dolayı. A çarpı aşağı buradan buradaki yüksekliğe göre A çarpı aşağı bulduk. E buradaki yüksekliğin de tabanı A ise yüksekliği de aşağı olmak zorunda. Yani yüksekler birbirine eşit oldu. Ta, alanda taban çarpı tabana ait yükseklik. Bunu da unutma. Bazı özel sorularda kullandırıyorlar. Yükseklikler birbirine eşit. Evet burada yazılmış zaten. Benim yazmama gerek yok. Evet, alan neymiş? A çarpı aşağı. Ve yükseklikler de birbirine eşit oluyor. Ve aynı zamanda daha önce videonun başında da söylemiştim. Köşegenler dik kestiği için köşegenler çarpımının yarısı da neyi veriyor bize? Alanı veriyor arkadaşlar. Tamam mı? Normalde taban çarpı yükseklik. A çarpı H. E A çarpı H. Ondan dolayı burada eşkenar dörtgende şeylerde şeyler de birbirine eşit oldu. Neyler? Yüksekler. Ah, burada ikincisinde de aynı zamanda en başta söylemiştik ama burada da yer almış. Burada da söyleyelim. Köşegenler dik kestiği için aynı zamanda AC çarpı BD bölü 2 de alana eşittir arkadaşlar. Örneğe bakalım. Aa, burada ne var? Eşkenar dörtgenmiş. Hocam bu eşkenar dörtgenin yüksekliği. Bak bu da yüksekliği. Yani bu da yükseklik bu da yükseklik. O zaman yükseklikler birbirine eşit. Yani 4 artı 7 neye eşit olmak zorunda? Diğer yüksekliğe. X artı 5'e eşit olmak zorunda. X'i böylelikle kaç buluruz? 6 olarak buluruz. Bazen böyle bununla alakalı zor sorularla da karşılaşabiliyoruz. Buna da dikkat edin. Hatta bu yükseklik şurada da olabilirdi arkadaşlar. Şu yükseklikte şu yine eşit diyebiliriz. Hatta şurada da olabilirdi arkadaşlar. Dışarıya da düşebiliyor. Dikkat edin buna da. Tamam mı? İlla içeride olmak zorunda değil yükseklik. Evet örnek 12'yi bulduk. Geldik örnek 13'e. Eşkenar dörtgen. Şimdi ED uzunluğu burası 4K CB uzunluğu bak burası 4K iken burası 5K verilmiş. CB uzunluğu 5K. Bu bir eşkenar dörtgen burası da 5K burası da 5K burası da 5K olacak mı? Olacak. A 3 4 5 üçgeninden burası 3K mı oldu? Evet. 3K eşittir 6 ise K'yı böylelikle kaç buluruz? 2 buluruz. K2 ise o zaman cevap ne çıkacaktır arkadaşlar? Ne isteniyor? Alan. Burası kaç çıktı? 10. Burası kaç çıktı? 8. Alan isteniyor ya. Taban belli. Tabana ait yükseklik belli. Yani 10 çarpı 8'den cevabı 80 olarak buluruz. Örnek 13. 80 çıktı. Geldik örnek 14'e. ABCD eşkenar dörtgeninde BD köşegen üzerinde. Hemen ABCD eşkenar dörtgeni çizelim. Şöyle ABCD eşkenar dörtgenini çizecek olursak BD köşegen üzerinde bir E noktası alacakmışım. AE ile de AD dik olacakmış. Yalnız burada e noktası alınca AE ile AD birbirine dik olsun diyor. Ben burayı dar açılı çizdim ya. Geniş açılı çizsem daha iyi olacak arkadaşlar. O zaman ben şunu şöyle çizeyim. Geniş açılı bir dörtgen, eşkenar dörtgen çizeyim arkadaşlar. Daha sağlıklı olacaktır sanki. Evet, şimdi harfler böyle A, B, C ve D'yi çizdim. Sonra BD köşegeni üzerinden bahsetmiş. Bir E noktası alacağım. Şöyle bir E noktası aldım. Sonra AE ile de şu şekilde AD dik kessin. Evet. AE ile AD dik kessin. A açısı 90 derece olarak yani. Şimdi geniş açıla biraz daha doğru oldu şekil. Evet AE doğrusunu çizdik. Sonra DE 13 birimmiş. Evet şuraya kadar 13. Sonra buraya kadar kaç? 5 verilmiş. Alan ABCD nedir diye soruluyor. Ne yapıyoruz? Diğer köşegeni de biz çizelim gençler. Diğer köşegeni çizdiğimizde köşegenler nasıl kesir? Dik kesir. E hocam tamamı 18. 9 9 diye kesişir 4 olur. E burayı 90'a boşu boşuna mı verdi? Ne var burada? Hocam buradaki dik üçgende bir öklük bağıntısı var. Dikten dik çizilmiş çünkü. E o zaman buraya bir haş diyecek olursam. E haş kare eşittir. 4 çarpı 9 yani 36. Haşı böylelikle 6 buluruz. Haş 6 ise o zaman burası 6 iken diğer tarafta 6'tır. Köşegenler çıktı mı çıktı. Alan da bir köşegen 12. Diğer köşegen 18. 12 çarpı 18 bölü 2'ye eşittir. Buradan da cevabı kaç buluruz? 108 olarak buluruz. Örnek 14 108 çıktı. Ve geldik son soruya. Yani örnek 15'e. Şimdi ABCD eşkenar dörtgen A ACE doğrusal verilmiş. CE uzunluğu 4 birim. 4, 16 ve 15 birim verilmiş. Mavi ile taralı bölgenin alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bizden ne isteniyor? A alanı artı B alanı isteniyor. Kardeşim bu eşkenar dörtgende köşegen olduğu için aslında buradaki alan da A değil midir? Yani bizden ne isteniyor? Hocam şu artı şu diyeceğimize direkt şuradaki üçgenin alanını bulsak yeterli olacaktır. Peki ne yapabiliriz? Köşegen çizmek çok mantıklı. Diğer köşegeni çizdiğimizde eşkenar dörtgende köşegenler dik keser çünkü. 8-8 oldu. Hocam burada ne çıktı bu? E, ee, şurası 12. Burası 15. Ne üçgeni? 12 15. 9 12 15 üçgeninden burası 9 çıkar. E o zaman şurayı 9 bulduk. Şimdi bizden A artı B alan isteniyor. Yani şurada kalan isteniyor ya bizden. E, A artı B ya burada kalan ya da A artı B şöyle de yan yana burada kalan. Şu üçgenin alanında tabanımız kaçtır? Şurası. Bak A artı B yan yana geldi. 8 8 16 artı 4 yani 20 tabanına ait yüksekliğimiz de Kaç bulundu? 9 çıktı. 20 çarpı 9 bölü 2 bize alanı verecektir. 2 ile 20 sadeleşince 10 yapar burası. Ve cevap da kaç yaptı arkadaşım? 90 yaptı. Örnek 15'i böylelikle 90 bulduk. Ve eşkenar dörtgen konusunu bitirdik. Gençler eşkenar dörtgen gerçekten kolay bir konu. Paraya kenarı iyi bir şekilde bilen eşkenar dörtgende de yapar. Paraya kenardaki gibi Böyle üçgen vari sorular çözülmedi. Onlar da tabii ki karşımıza gelebilir. Paraya kenarda çok çözdüğümüz için burada sadece eşkenar dörtgeni içeren sorularla uğraştık. Gerçi o sorular paraya kenardaki gibi benzerlik vari sorular ilgili karşımıza gelirse yapabiliriz. Mesela şöyle yine bu alan tüm alanın eşkenar dörtgendeki gibi alan sohbetleri de yine alan muhabbetleri de burada geçerli yine. Tüm alanın yarısı olması gibi hikayeler yine karşımıza çıkabilir. Çıktığı zaman da zaten paraya kenarda biz bununla ilgili sorular çok yaptık. Orada da eşkenar dörtgenle de gelirse yaparız. Evet yaparsınız daha doğrusu. Gençler bu haftayı bitirdik. Güzel bir haftaydı. Önemli bir haftaydı. Önümüzdeki haftada yine önemli bir hafta dikdörtgen ve kare işleyeceğiz. O zannediyoruz 11. haftada dikdörtgen ve kare konusunun konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.